Herkese yeniden merhabalar. Tekke kalıbında hem çikolatalı hem vanilyalı kek tarifi vereceğim. Hem çok kolay hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif ve hemen tarife geçelim. Öncelikle kabımı yumuşamış tereyağıyla iyice yağlıyorum. Sonra dolaba atıyorum. Porselen kek kalıbı kullandım ama siz dilerseniz istediğiniz evinizde elinizde olan herhangi bir kek kalıbını kullanabilirsiniz. Kek kalıbımı dolaba attıktan sonra hemen kalıbıma bir su bardağı şekeri koyuyorum. Üzerine 4 adet yumurta ekliyorum ve hemen ikisini bir arada çırpıyorum. Şekerimiz iyice eriyene kadar ve yumurtalarımız köpürene kadar çırpıyoruz. 2 dakika sürüyor. Böyle biraz krema gibi olacak. İkisini çırptıktan sonra bir su bardağı süt ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve tekrar bir 30 saniye kadar çırpıyorum. Çırptıktan sonra üzerine sadece 3 su bardağı un ekliyoruz. Daha fazla değil. Sadece 3 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Hafif hafif karıştırıyorum. Unlar çok fazla uçuşmasın diye ve tekrar çırpıyorum. İster mikserle çırpın, ister el çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Tabaklanmalar kalmayana kadar çırpıyoruz. Ve kenara alıyorum. 2 adet kasemi alıyorum. Kek harcımı ikiye böleceğim. Birisi diğerine göre bir kaşık eksik olabilir. Kakaolu olan birazcık daha ondan, yani 1-2 kaşık kadar eksik olabilir. Çünkü içine kakao ekleyeceğiz. Ve bir diğerine de vanilya ekledim. 1 yemek kaşığı vanilya ekledim. Vanilyalı olacağı için kokusu biraz fazla olmalı. Vanilyalı olanı iyice çırptıktan sonra kakaolu olanı da çırpıyorum. Kakaolu olana 2 yemek kaşığı süt ilave ediyorum. Çünkü koyu olacak, sert olacak. O yüzden 2 kaşık mutlaka süt ilave ediyoruz ki kıvamı, ikisinin kıvamı aynı olsun diye. Önce karıştırıp sonra çırpıyorum kakaolular havaya uçuşmasın diye. 2 kek harcım da bu şekilde hazır, akışkan güzel bir kek harcı olmalı. Kek kalbimi dolaptan aldım ve hemen her ikisini birden kek kalbimin içine boşaltıyorum. İkisini aynı anda boşalttım. Bir kürdan, bir kaşık, bir çubukla bu şekilde karıştırıyoruz. Elinizde ne varsa onunla bu şekilde karıştırıyoruz. İsterseniz hiç karıştırmadan ikisi de aynı durabilir. Bir tarafı vanilyalı, bir tarafı kakaolu durabilir. 180 derece alt üst iyice pişene kadar pişirdim. Çok güzel kabardı, çok güzel pişti. Kürdan testini mutlaka yapın. İçi çiğ kalırsa kürdana yapışır. Ve hemen üzerine pudra şekeri döktüm. Pudra şekeri de çok yakışıyor. Ve kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Şu anda çok sıcak. Mutlaka önce bir 20 dakika dinlendirin. Kuru bir bez üzerine örtüyoruz. Bir 20 dakika dinlendiriyoruz. Ondan sonra servis yapıyoruz. Ama ben şimdi sıcak sıcak size, hala dumanları çıkıyor, sıcak sıcak gösteriyorum. Bunu biraz daha kendini çekmesi lazım. Kıvamı da bu şekilde. Siz ne kadar karıştırırsanız istediğiniz şekil o şekil oluşacaktır. Bakın hala çok sıcak ve ellerim yanıyor ama size göstermek istedim yine de. Az karıştırırsanız az kakao bulaşır. Tercih size kalmış. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Deneyen herkeslere afiyetler olsun.